Efendim şimdi Bilkent Üniversitesi İktisadi ve İdari İktisadi İdari ve Sosyal arada bir bölüm var. Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor İlker Aytürk, Türk Milliyetçisi bir entelektüel Mümtaz Turhan ve Garplaşmanın Neresindeyiz diye anlatacak. Rahmetli Mümtaz Hoca'yı anlatmak için iki kitabı var zaten. Mümtaz Turhan'ın bir de kültür değişimi. Değil mi? Şeyden bahsedilir, marifimizin problemleri ve bazı hal çareleri ama kendisi diyor ki bu kardeşlerin neresindeyiz ben de bunu zaten şey yaptım o konu içindedir diye. Buyurun. Duyuluyor değil mi? Bak şöyle çekeyim. Tamamdır. Davet için vasıfa çok teşekkür ediyorum. Ben konuşmayı geçtiğimiz bir yıl içinde iki defa daha yaptım aslında. Türkiye Bilimler Akademisi'nin davetiyle önce Uşak Üniversitesi'nde, sonra Boğaziçi Üniversitesi'nde. Yani vasıftan teklif gelince hani aynı şeyi tekrar yapmak istemedim. Yenileyebilir miyim, yenileyemez miyim diye biraz düşündüm ama vasıf çok ikna edici birisi. Sonunda tamam dedim. Aslında daha uzun bir konuşma. Biraz kısaltmaya çalıştım. Hocam süremi aşarsam siz beni uyarın. Tamam. Peki. Öncelikle şuradan başlayayım. Neden Mümtaz Turhan? Neden onun hakkında bir çalışma yapıyorum? Bunun birkaç sebebi var. Bir tanesi şu. Modern Türkiye çalışmaları son 30-40 yıldır, yaklaşık 1980'lerin başından beri ısrarla döne döne Türkiye'nin bütün modern problemleri, bunun içine asker sivil ilişkilerini koyun, din siyaset ilişkisini koyun, Kürt problemini koyun, dinin kamu alanındaki yerine dair problemlerini koyun, bunların tamamını dönüp iddiatçıların ve erken cumhuriyet dönemine sırtına yükleyen bir bilgi üretiyor. Ben bunlara postkemalistler diyorum. Postkemalistler ısrarla kendi ürettikleri literatürde Türkiye'deki bütün problemleri burada arayıp buluyorlar ve orayla bir hesaplaşma içerisindeler. Ve bu sebeple tarihimizin daha yakın kısımları hakkında çok az şey biliyoruz. Acayip bir fokus kayması oluşmuş durumda. Ben ise kendi çalışmalarımda son 8-9 yıldır ısrarla 1945 sonrasına yönelmeye çalışıyorum ve bu dönemin sağ aydınlarını inceliyorum. Şu ana kadar işte Nihal Atsız üzerine bir çalışmam oldu. Sami Hayberdin üzerine biraz çalıştım. Mümtaz Turhan üzerine yazdıklarım var. Onun hakkında, yani ilk söylemek istediğim şey o. Mümtaz Turhan'ı anlamak bence artık yani bu yeni dönem Türk sağ entelektüellerini de anlamak Türk düşünce tarihinin yeni ufku. İkincisi, Türkiye'de yine modern Türkiye çalışmalarında ve Türk düşünce tarihi çalışmalarında benim çok sık rastladığım, yaygın bir tutum bu. Düşünce akımlarını, hareketleri, dernekleri ve genellikle kişileri, bireyleri, entelektüelleri bir takım ideal tipler içine hapsetme yanlışı var. İşte ne bileyim, Hasan Ali Yücel, hümanist, Fahri Rıfkı Atay, kemalist, Necip Fazıl, İslamcı, Nihal Atsız, ırkçı gibi böyle bir takım yaftalar var. O yafta bir kere size yapıştırılıyor. Sonra zaten bizde kendini tekrar etme çok yaygındır. Herkes o yaftayı alıp tekrar ediyor. Bu çok kolaycı paketler var. Bunun üzerine şeyi de ekleyelim. Modern Türkiye tarihi uzun yıllardır ısrarla geleneğe karşı modern, muhafazakara karşı seküler gibi bir takım ikilemler içerisinde de hapsediliyor. Dikotomiler kuruluyor genellikle. Ben ise tam tersine bu çalıştığım şu ana kadarki üç entelektüelle böyle bir yaftanın dışına çıkmaya çalıştım ve hibriditeyi aradım, karmaşıklığı aradım. Gördüm ki bu insanların hepsinin, üçünün de, ve sanırım bu daha da genelleştirilebilir, başka aydınlar için de aynı şey söylenebilir. Bir ayakları bir dünyada, diğer ayakları başka bir dünyada. Bazen bir başka ayakları diğer bir dünyada. Bunlar çok yönlü, çok renkli kişilikler. Kesinlikle hepsinin baskın bir kimliği var. Ama sadece ondan ibaret değiller. Zaten bunları bu kadar ilginç kılan şey de bence bu renklilikleri. Mümtaz Turhan'da da ben bu hibriditeyi bir parça görüyorum ve aslında konuşmamda ondan da bahsedeceğim. Şimdi, konuşmamdaki aslında bu başlık ilk ölçüde kitabın başlığından geliyor. Garplaşmanın neresinde? Kitap üzerine bir sunuş yapacağım ben size bunu. Hiç şüphesiz Türk sağının 20. yüzyılda ürettiği en önemli birkaç teyit eserden biri bu.
az biliniyor, hemen hemen hiç okunmuyor. Herkesin hatırlattığı, adını söylediği bir kitap. Ama okumaya dair zorluklar var. Bir kere dili oldukça artık yeni neslin anlayamadığı bir dile dönüşmüş durumda. Mümtaz Turan ısrarla 20. yüzyılın ortasının bilimsel terimleri, yani çok enteresan bir dili vardır. Muhakkak okumanızı bir ara tavsiye ederim size. Zaten İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, onun akademik olarak mensup olduğu kurum da Türk Dil Devrimi'nin özellikle bu bir safhasının muhalif merkezlerinden birisiydi. Dolayısıyla şaşırtıcı değil. Dili bir mesele, başka bunun yanı sıra sanırım böyle söylediklerinin kafa karıştırması da onun ihmal edilmesine yol açıyor. Bu kitabın ilk baskısı 1958 yılında yapılmış. Enteresan bir 1958 yılı. Büyük bir yankı yaratmış. Anında hemen pek çok hakkında makale yazılmış basında. Aynı yıl ikinci baskı gelmiş. 1959 yılında bu bölümde çok az kişinin hatırladığı Tahsin Demiray vardır. Türkiye Yayınları'nın o zamanki sahibi. Kitabı İngilizce'ye çevirtmiş ve İngilizce olarak yayınlanmış. 1961'de ise üçüncü ve genişletilmiş baskı geliyor. 1961 gene önemli bir yıl, artık çok bambaşka bir kontekstin içerisinde çünkü. Yani yeni işte idare olmuş, yeni bir anayasa hazırlanmış, 27 Mayıs sonrasında oluşan yeni bir düşünce atmosferi var, solun yükselişi var. Biraz sonra gene söylerim, Yön Dergisi diye bir şey çıkmaya başlamış. Solun düşünce dünyası üzerindeki etkisine karşı Mümtaz Turhan birkaç basılayla Yol diye bir dergi çıkartmaya başlayacak Tarık Bulur'a ile birlikte. O kontekst bence çok önemli. 1965'te kitabın ikinci İngilizce çevirisi Robert Kalbaç yayınlarından çıkacak. Ve sanırım modernizasyon teorisi, hani Anglo-Sakson dünyayı o sırada ciddi etki yaratan modernizasyon teorisi çerçevesinde ilk defa yabancı uzmanlar tarafından da değerlendirilmeye başlanacak. Şimdi bu kitap niçin çok önemli? Şimdi bu kitapta Türk muhafazakar düşüncesinde çok rastlanan, sağ düşüncede de çok rastlanan bir klişenin üzerine gidildiğini görüyoruz. Bu klişe şu, 150 yılda çok tekrarlanıyor. Siz de bunu binlerce kez duymuş olmalısınız. İşte batılılaşacağız ama batının ilim ve tekniğini alalım, kendi kültürümüzü ise koruyalım, onların kültürünü almayalım. Bu çok sık rastladığınız bir önerme. Ne anlama geldiğini çok da anlamadığınız bir önerme. Pratikte bu ne demek? Bu nasıl çalışır? Değil mi? Batının ilim tekniğini alalım, kültürünü almayalım, kendi kültürümüzü koruyalım. Oradan ne alacağız, neyi almayacağız ve neyi koruyacağız? Buna yani bu çok tekrarlanıyor, retorik düzeyde çok tekrarlanıyor. Bir takım insanlar buna cevap verir gibi yapıp asla cevap vermiyorlar. Aslında %80 cevap veren yok. Az sayıda gerçekten ben buna pratik olarak şu çözümü öneriyorum diyen insanlar var. Ve onlar da kıymetli insanlar. Mesela bunu daha önce ilk deneyenlerden bir tanesi Ziya Gökalp. Ziya Gökalp'le böyle bir çaba görüyoruz. Ziya Gökalp'i kıymetli kılan şeylerden biri. Bir diğeri kesinlikle Mümtaz Turan. O bu soruya cevap verip içini doldurmaya çalışıyor. Peki Mümtaz Turan kim? Çok kısa bir biyografik bir giriş vereyim onun hakkında. 1908 Pasinler Erzurum doğumlu. Liseye kadar Kayseri, Ankara, Bursa'da gezmiş. Onun arkasından muhakkak araya eklemem gereken şey Türk Ocağı. Türk Ocağı mensubu. Bu orada milliyetçilikle yoğrulduğunu görüyoruz ve Türk Ocağı'ndan çıkıp akademiye geçen birkaç önemli aydınımızdan biri. İlk aklıma gelenler Remzi Oğuz Arık, Ziyaret-i Fahrettin olduğu isimler, eminim daha da vardır. Ocağın etkisi üzerinde hep hissedilecek. Mesela hep bir Ziya Gökalp diyaloğu var kafasında. Yazdıkları aynı bir alt tema olarak sezebiliyorum. Ziya Gökalp'le benzer sorulara cevap arıyor, ona katıldığı, katılmadığı noktalar. 1928 yılında devlet bursuyla Cumhuriyet hesabına okumaya yurt dışına gönderiliyor. Bir dalga öğrenci yurt dışına gidecek, o aralar biliyorsunuz. İlk önce Berlin'e gidecek. Arkasından önemli tecrübeli psikoloji hocası Max Wertheimer'le çalışmak üzere Frankfurt'a geçecek. Çok heyecan verici bir şey. Çünkü o sırada Frankfurt Üniversitesi 1932-33 yılına kadar dünyada Marksizmin en önemli merkezlerinden bir tanesi. Frankfurt ekolü orada. Yani
Mümtaz Turhan oradayken yanından Max Horkheimer, Theodor Adorno, Walter Benjamin falan geçmiş olmalı. Ne kadar tanıştı bilmiyorum. Hiç etkilenmediğine eminim. Çünkü öyle bir etkisini de sezmiyoruz. Ama çok önemli bir yerde bulunmuş. Ve doktorasını oradan 35-36 yılında alıp Türkiye'ye dönecek, İstanbul Üniversitesi'nde psikoloji bölümüne doçent olarak atanacak. Arkasından savaş yıllarında yeni bir bursla, İkinci Dünya Savaşı sırasında İngiltere'ye gidecek. Şaşırtıcı bir şeyle karşılaşıyoruz. Bu akademide çok az rastladığımız bir şeydir. İkinci bir doktora yapacak. Cambridge Üniversitesi'nde ikinci bir doktora yapacak. Hani böyle bir akademik kariyer ya da kariyere başlangıç çok az kişiye nasip olur. O dönem yurt dışına gönderilen gençler genellikle vasat üstü kurumlara gitmişlerdir. Ama böylesi, yani bu kadar doğru yerlerde, bu kadar doğru zamanda bulunmak bence çok iyi. Yani bu kadar iyi eğitim almış o sırada Türkiye'de acaba 10 kişi var mıydı diye düşünüyorum ben. Yani bu uçakta eğitim almış. Türkiye'ye dönecek 1950 yılında profesör olacak. 52 yılında da İstanbul Üniversitesi'nde tecrübe psikoloji kürsüsünü kuracak. Çok genç yaşta hayatını kaybedecek. 61 yaşında, yanılmıyorsam kanserden ölecek. 69 yılında. Şimdi karakteri, duruşu, bilime bakışına baktığımızda çok önemli bir yönünün altını çizmek isterim. Aldığı eğitim gereği Mümtaz Turhan Batı'yı tam merkezinde tanımış. Öğrenmiş, hiçbir aşağılık duygusu olmayan, tam bir denklik ve eşitlik hissi içerisinde hareket eden bir insan. Sağ aydınlarda bu dönemde çok rastladığınız bir meseledir. Bu bir eziklik kompleksi vardır. İşte Batı ile kendini denk görememek. Bu yüzden sık sık geçmişe dönme ve eski defterleri karıştırır. İşte tarihe duyulan yoğun ilginin arkasında da muhtemelen bu dönemde bir parça bu olabilir. Mümtaz Turhan'da ben bunu hiç görmüyorum. Mümtaz Turhan tam anlamıyla denk olarak duruşu. Bilimsel duruşu standartların en başından itibaren çok belli. Kriterlerini asla tartışmaya açmıyor, standartını asla düşürmüyor. Kalıba girmeye çalışmayan bir insan. Yani bilimsel düşüncesini siyasete göre eğip bükmüyor asla. Mesajı net. Yani hayatta olsaydı keşke tanışsaydım. Yani tanışmaktan gurur duyacağım bir meslektaş oldum. Bizden biri olduğunu hissediyorum. Aynı zamanda tanıyan insanların anlattığına göre çok ağırbaşlı, ciddi, mesafeli bir insan. Bu özelliklerin bir parça öğrencisi Erol Bonar'a da geçirmiş. Bununla birlikte erişilmez, uzak bir insan da değil. Şimdi Türkiye'de böyle birinci sınıf bilim insanları genellikle ne yaparlar? İşte üniversitede ders verirler, biraz öğrenci yetiştirirler. Bir de böyle 150-200 kişinin okuduğu kitaplar, makaleler yazarlar. Toplumdan biraz uzak dururlar. Mümtaz Turhan pek öyle bir adam değil. Hiç bildişi kulede değil. Yayınlarının hatta yarıdan fazlası siyaseti ve toplumu etkilemek üzere yayınlanmış yayınlar. Derdi çıkartmaya çalışıyor mesela. Bu benim önemsediğim bir çabası. Kitabına geri dönecek olursak, Garplaşmanın Neresindeyiz kitabının kontekstinden. İki kontekstten bahsedeceğim. Bir tanesi dış kontekst. Bu modernizasyon teorisi konteksti. Anglo-Sakson dünyaya o sırada hakim olan bir ekol bu. 50'ler 60'lar. Özellikle Amerikan Akademisi'nden dünyaya geliyor. Bu bir model. Dünyaya sunulan bir model. Yani sola gitmeyin, bizimle kalın. Kalkınmanın anahtarı bizde. Nedir o? İşte liberal demokrasi ve yanı sıra piyasa ekonomisi. Turhan'ın, Mümtaz Turhan'ın bu literatürü çok yakından takip ettiği, yazdığı her şeyden belli. Ve kitabı da modernizasyon teorisinin bir parça yörüngesinde kabul edilebilir. Ama ondan saptığı, farklılaştığı ciddi noktalar da var. Dış kontekst biraz böyle. İç kontekste gelince, burada ikiye ayırmak gerekiyor. Bir tanesi, o yıllarda Türk sağ aydınlarıyla sağ hükümetler arasında bir gerilim hattı var. Sağ hükümetler derken şeyi kastediyorum. Önce Demokrat Parti, arkasından da Adalet Partisi iktidarlarını kastediyorum. Şimdi bütün bu sağ iktidarlar çok şeyler, kalkınmacı bir kafaya sahipler. Yol yapalım, fabrika açalım, kurbele keselim. Buna karşılık onların karşısında duran demeyelim, onları eleştiren bir sağ aydın zümresi de var. Sami Ayver de bunlardan biri, Mümtaz Turhan bunlardan biri.
Sezai Karakoç daha sonra görüp, yani okuyanlar biliyordu bunlardan. Yaygınlaştırılabilir diye bir tutum. Bunların söylediği şey şu, bu iş sadece böyle fabrika açıp yol yaparak olmaz. Öncelikle aydın yetiştirmeniz lazım. Yani bize dönün, bizi dinleyin, bizimse söyleyecek, aydınlar olarak söyleyecek çok önemli şeylerimiz var diyorlar. İkinci iç konteksti ise 60 darbesi ve 61 anayasasından sonra Türkiye'deki siyasi ve düşünce ortamı. 61 anayasası iki partili düzene son veriyor. Bilinçli olarak son veriyor. Bir daha baskın bir parti ortaya çıkamasın diye ve siyasi yelpaze dağılıyor. İlk defa uç sağda, uç sağ sol partiler ortaya çıkıyor. Ve uç sol Türkiye İşçi Partisi nezdinde ve yanı sıra tabii ki Yön Hareketi ve PKK'de nezdinde hızla düşünce ortamına damgasını vurmaya başlıyor. Damgayı vurmakla kalmıyor. Neredeyse tek elini alıyor bu adam. Sağın aydınlarının büyük bir cevap verme çabasını görüyoruz. Orası yani çözüm anahtarı sadece sizde değil, biz de bir şeyler söyleyebiliriz. Bizde de bir fikir var. Rı anlatmaya çalışıyor. Turan için başlangıç noktası şu. Turan'a göre gardulaşmak, batılaşmak kaçınılmaz bir süreç. Pek çok sağ aydından bu noktada farklılaşıyor. Yani onun kafasında böyle yerli milli falan böyle modeller yok. Ona göre batılaşmak varacağımız nihai durak. Negatif bir şey atfetmiyor kesinlikle. Bir değer atfetmiyor batılaşmaya. Ona göre uyarısı şu. Yanlış batılaşmak mümkün. Ve o bir felaket. Yani batıdan almak istediklerinizi alamayın, elinizdekileri de kaybetmek olarak tanımlıyor yanlış batılaşma. Ve bir alt tema olarak bu eserinde, Garplaşmanın neresindeyiz eserinde, iki grubu da eleştiriyor. Kemalist devrime de bir eleştirileri var, Demokrat Parti'ye de eleştirileri var. Kitaba Türk düşünce dünyasının o gününün bir haritasını çıkartarak başlıyor. Birinci ekol diyor, bunu aslında Kemalistler bir görüştü, onun tanımlayışı o günlerde. Haklı mı emin değilim onlara Kemalistler demek de ama yani onu öyle bir tanımlayacak. Bunlar şey diyenler, batılılaşma tamamlanmıştır. Biz gerekenleri yaptık, artık bundan geriye dönüş yok. Tek meselemiz batılılaşma devrimlerini halka ulaştırabilmek. Bunun için gerekirse demokrasiden de biraz fedakarlıkta bulunabilir. İşte Jacoben bir tutum benimsenebilir. Yeter ki o durağa varalım. Bu birinci ekol. İkinci ekol ise düşünce haritası çıkarttığında Mümtaz Turan. Bunlar batılılaşmayı destekleyenler, inkılaplara taraftar olan kişiler, başarılı işleri korumak isteyenler, ancak süreci henüz bitmemiş olarak görenler. Ve diyorlar ki bu ikinci ekoldeki insanlar, Batı henüz gerçek kurum ve değerleriyle alınamadı. Yanlış batılılaşma yaşandı. Bizim bu işi tekrar düşünmemiz lazım diye. Mümtaz Turan kendisini açıkça ikinci gruba yerleştirir. Diyor ki ben ikinci gruptayım. Ama ikinci grupta demiştim de tam bir analitik kafa. İkinci grupta kendi içinde alt parçalara ayırıyor. Birinci grup diyor işte Hasan Ali Yücel'den tutun tercüme görsün Nurullah Ataç, Mavi Anadolucular. Bunlara göre batılılaşma yanlış yapıldı. Batılılaşma aslında onlara göre şu, Anadolu medeniyetleri, Grek, Roma ve Rönesans sentezi. Bu sentez başarıldığı takdirde ki onlara göre erken cumhuriyet döneminde başarılamadı, bu başarılırsa gerçek batılılaşma yaşanacak. İkinci grup, yani ikinci grubun altındaki ikinci grup, bunlar aslında bunlar demek doğru değil, bu bir kişi, bu Peyami Sefa. Ama çok etkili 1950'li yıllarda. Demokrat Parti'den aldığı parayla Türk Düşünce Dergisi, Türk Düşüncesi diye bir dergi çıkartıyor. Çok etkili bir dergi o yıllarda. O dergiyi bu fikri yaymak için kullanıyor büyük ölçüde. Ama bir kişi, Tunç gibi birkaç kişiyi daha katmakta mümkün. Yani bir sağ Kemalistler yahut modernist muhafazakarlar gibi böyle oksimoron kelimeler de uydurmak mümkün. Arada duran, hibrit demiştim ya öyle karakterler bunlar. Bunların düşüncesi şu, diyorlar ki biz yanlış batılılaştık. Çünkü batı sandığımız batı değil. Biz ısrarla 19. yüzyıldaki pozitivist, bilimci batıyı taklide uğraşıyoruz. Halbuki batı 19. yüzyıl sonu, 20. yüzyıl başında büyük bir dönüşüm geçirdi, maneviyata yöneldi. Aklı
egemenliğini sorgulayan kişiler ortaya çıktı. İşte Nietzsche ortaya çıktı, Freud ortaya çıktı, Bergson ortaya çıktı. Dolayısıyla biz de yanlış adamları taklit ediyoruz. Batı'nın bugünkü halini almalıyız. Maneviyatçı Batı'ya yönelmeliyiz. Hatta diyorlar, Batı zaten inişe geçti, çöküşe geçti. Batı eski Batı değil. Belki de böyle özetlemek lazım bu düşünceyi. Her iki görüşü de mütasurdan eleştirir. Şimdi birinci gruba eleştirdi. Batı nedir sorusuna Anadolu medeniyetiyle Grek-Roma ve Rönesans'ı sentezleyelim diyenlere verdiği cevap diyor ki hayır öyle bir şey değil, Batı medeniyeti bu değil. Batı medeniyetini Batı yapan üç kişi sayıyor. Kopernik, Galile ve Descartes. Bunlardır diyor Batı. Yani boş verin Hristiyanlar, Rönesans falan. Bunlar hani oldu, tamam Batı'nın kendi deneyimi içinde bunlar önemli şeyler ama Batı'yı öne çıkartan, ilerleten, Batı'yı bugünkü haline getiren şey aslında bilim devrimidir. Ve bunları anlamak için de Latince'ye, Yunanca'ya, Rönesans'a, Hristiyanlığa ihtiyaç yok. İngilizce'ye, Almanca öğrenin. Yani bu işte Latince öğreten liseler açalım gibi şeylere kesinlikle karşı. Biraz Japonya örneğini anlatıyor. Sanırım Japonya'yı gerçekten öğrenmeye çalışanlardan biri. Türkiye'de Japonya'da hep böyle yanlış bilinir. Bu şey az önce sloganından bahsetmiştim ya. Batı'nın ilim ve tekniğini alalım, kültürünü hiç almayalım. İşte Japonya. Japonya sandığımızdan çok daha batılılaşmış bir ülke. Karikatürleştirilerek anlatılır Türkiye'de. Onu doğru teşhis edenlerden bir tanesi Mümtaz Kur'an. İkinci gruba eleştiriler. Peyami Sefa'ya getirdiği eleştiriler. Yani çok açıkça söylüyorum. Batı iflas falan etmiş değil diyor. Batı gücünün zirvesinde. Yani bütün bu Oswald Spengler'lerden falan gelen işte Batı artık tefessür etti, eski gücünü kaybetti, maneviyata döndü. Bunlar doğru değil diyor. Ben gittim gördüm hiç öyle değil diyerek anlatıyor hatta bunları. Ve bu argümanların bir aşağılık kompleksinin tezahürleri olarak da çıkıyor. Batı şekil değiştirmiş değil Mümtaz Turan'a göre. Bu mistik temayüller işte. Yıllardır rast geldiğimiz işte Batı'nın Hint ve felsefesine yöneliş. New Age dinler, Scientology'nin yükselişi. Evet diyor, bunlar var ama bunların neden olduğunu ben size anlatayım psikoloji biliminin içinden birisi olarak diye başlıyor anlatmaya Mümtaz Kur'an. Bunlar diyor, bilim o kadar güçlendi, o kadar baskın bir hale geldi ki insanlar bilimin gücünden ürktükleri için bu tür kompansasyon telafi mekanizmalarına başvurmaya başladılar. Yani bu maneviyata yönelme diye gördüğümüz şeyler Mümtaz Kur'an aslında bilimin zirvede olduğunu bir göstergesi. Arkasından bir batı tanımı yapıyor. Batı nedir? Mümtaz Turan batıya baktığında şunu görüyor. Birkaç şey sıralamış, kriteri var. İlim zihniyeti diyor. Çok sık rastladığımız bir temel kavram Mümtaz Turan'ın yazdıklarında. İlim zihniyeti, objektif değerlendirme, sonra bir takım siyasi şeyler, hukuk devleti ve hürriyet. Modernizasyon teorisine eklemlendiği kısım da bu. Batı medeniyetini batı yapan ve bugüne kadarki bütün medeniyetlerden farklılaştıran şey olarak da bunları görüyoruz. Pozitif bilim, teknik, sanayi, bilim zihniyeti ve sosyal devlet. Yani alınması gereken şeyler ona göre bunlar. Ve ardından çok kritik bir soru soruyor bana kalırsa. Diyor ki, biz neden Batı olamadık? Yahut tersinden sormak lazım. Batı'nın olduğu şeyi biz neden olamadık? Bu çok önemli bir tarihsel sosyoloji sorusu aslında. Ve çok orijinal bir cevabı var. Yani ben bunu daha önce başka bir yerde tek rastlamadım. Yani Osmanlı ya da İslam dünyası neden bir alternatif üretmez? Nasıl oldu da Batı öne çıktı? Biraz Toynbee tartışıyor. Yani 1950'ler-60'larda yaşayıp Toynbee'den kaçınmak imkansız. Bugün artık çok okunan birisi değil Toynbee ama o günlerde böyle bir süperstar. Arkasından kendi açıklaması getiriyor. Bunun bir kısmını Gökalp'ten çalıyor. Diyor ki Osmanlı bilim teknikte çok ileriye gidemedi. Çünkü halk kültürüyle siyasi iletim kültürü birbirinden kopmuştu. Bu kültürel kopukluk bizim gelişmemizin önüne getirdi diyor. İkinci söylediği bence çok orijinal. Diyor ki Batı'yı Batı yapan şey aslında yüzyıllar boyunca kendi içinde dinsel ve siyasi olarak parçalanmış olmasıydı. Yani dini olarak parçalanmıştı. Ortodokslar, Protestanlar,
ve Katolikler olarak. Siyasi olarak parçalanmıştı. Pek çok kral, küçük küçük, yani Avrupa coğrafi olarak çok küçük bir yerde ve onun içinde büyük bir siyasi, yani sayıda siyasi üniteyle karşılaşırız. Daha sonra ulus devletlere dönüşecek. Bu çok parçalı yapılıyor. Sürekli olarak o dar alan için birbiriyle mücadele etmek zorunda olduğundan, hayatta kalabilmek için yeni şeyler üretmek zorunda kaldı. Yani rekabet daha iyi ürettiriyor. Bir de bize bakalım diyorum Tasburhan. İslam dünyasına bakalım. Yani büyük ölçüde bu dönemde bağımsız devletlere baktığınızda, erken modern dönemde, işte Osmanlı var, ta köşede bir Fas var, İran var ve Hint-Moğol devleti var. Bunlar içerisinde diyor en başta gelen, en dominant tabii ki Osmanlı'dır. Osmanlı'ya denk olan diğeri yoktur. Osmanlı mücadele etmesine çok gerek yoktur diyor. Ayrıca coğrafi olarak çok dağınıklar. Rekabete gerek kalmadığı için Osmanlı bu yöne doğru ilerlemedi. Bence çok ilginç bir teşhis. Tarihçilerin, özellikle tarihsel sosyoloji yapanların bakması gerektiğini düşünüyorum. En son olarak Batı'dan ne alınacağına, kitabımızın yani sonlarına doğru rastladığımız şeyler, Batı'dan ne alınacağına, bizden ne korunacağına kim karar verecek? Ve bence büyük bir alçakgönüllükle buna ben karar vereceğim demiyor tabii ki mutasyonlar. Bir şeye işaret ediyor. Diyor ki, birinci sınıf mütehassıslar heyeti diye bir şeyden söz ediyor. Birinci sınıf mütehassıslar heyeti. Kim bunlar? Uzmanlar. Adını koyalım, teknokratik bir sistemden bahsediyoruz. Yani siyasetçilerin uzmanları dinlediği, böyle 1961 anayasasıyla devlet kanunu teşkilatı diye bir şey zaten kurulacak. Bakın daha 1958 yılında buna benzer bir kurumu çok daha geniş yetkilerle öneriyor. Kime öneriyor? Demokrat Parti öneriyor. Yani Demokrat Parti böyle bir şey kabullenmesi asla mümkün değil zaten. Plan mı, plan mı tartışmasını hatırlayanlar bilir. Kafasında siyasetçiye denk bir uzman kadrosu fikri var. Ve bütün bu reform ve işte uzmanlar heyetinin yapacaklarının arasında birinci sıraya, ajandada birinci sıraya eğitimi koyacak. Kendisi de bir eğitimci zaten. Onun yazdıklarının en çarpıcı taraflarından biri budur. Ta iddiatçıların bildiğim kadarıyla, ben daha öncesini bilmiyorum, Emrullah Efendi bitirmek üzereyim hocam. Emrullah Efendi'ye kadar gittiğimi biliyorum, daha öncesi var mıdır bilmem. Bu meşhur Tuğba Ağacı Nazariyesi. Yani eğitime en alttan herkese okuma yazma öğreterek, ilkokullaşmayı teşvik ederek başlamamalıyız. En tepede uzmanlar yetiştirmeliyiz. O uzmanlar, mütehassıslar üniversiteyi kurmalı. Üniversite liseyi açmalı, lise öğretmenliği. Bu şekilde aşağı doğru giden Tuba Ağacı hatırlarsanız, kökleri cennette, dalları yeryüzüne doğru inen böyle tepetaklak duran bir ağaç. Bu nazariye o dönemde bu isim verilmiş. Mümtaz Turhan bunun savunucularından bir tanesi. Eğitim politikasında Demokrat Parti'nin de daha sonra Adalet Partisi'nin de sağ popülizme kaymasından çok şikayet çıkıyor ki bu iş öncelikle uzmanlar eliyle gerçekleşmiş. Benzer görüşleri savunan mesela bir parça Osman Turan'ı da göreceğiz. Osman Turan da yeni, onun hakkında çok iyi bir biyografi çıktı Ütüken yayınlarından. Kendi seçim bölgesi Trabzon'da Karadeniz Teknik Üniversitesi'nin kurulmasına muhalefet etmiş. Henüz yeterince kadromuz yok, başka üniversite kurulamaz Türkiye'de diye karşı çıkmış. Bunları da söyleyeyim. En sonunda 58 yılında Yüksek İslam Enstitüleri'nin kuruluşuna dair küçük bir parça var. Aydın din adamı vurgusu var kitabın sonunda ama yani öyle bir hani Aydın'ın altını çizmiş, yani seviyor mu, dövüyor mu belli değil. Onu da not edeyim. Sürem çok azaldı. Özellikle şunu söylemek istiyorum. Başa döneyim, hibrit bir kişilikle karşı karşıya olduğumuzu düşünüyorum ben. Yani kolayca yaftalanamayacak ve bir kutuya yerleştirilemeyecek bir insan. Milliyetçi karakteri kesinlikle baskın ama aynı zamanda çok pozitivist. Bilimci, teknokrat. Bunlar özellikle bugün, ki biz her şeyi bugünün lenslerinden geriye taşıyoruz. Geçmişi çok anakronistik algılamaya eğilimliyiz. Bir araya gelmesine alışık olmadığımız kavramlar. Ki Mümtaz Turan'ın kişiliğinde bunlar bir araya gelmiştir. Özetle yani böyle Mümtaz Turhan gibi çok fazla kişilik var bu dönemde. Herkesi bunları çalışmaya davet ederek bitireyim ben.
her konuşmacı daha sonra bizim zamanımızda diye. Diyor efendim, kartlaşmanın 15 tane alıp arkadaşlarımıza dağıttığımızı, onun bir ciddi şeyi çıkmıştı, koyuna gri küçük vereceğiz. O en son çıkardı. Onu dağıtırdık. Erol Güngör tabii Mümtaz Hoca'nın öğrencisidir. Fakat pek telaffuz edilmeyen Doğan Cüceloğlu'nun da Mümtaz Hoca'nın öğrencisi olduğudur. Doğan Cüceloğlu'nun mesela Köle'de filan yazıları çıkmıştır. Evet. Hatta biraz karikatürize ederek, daha iyi anlaşılsın diye Doğan Cüceloğlu'nun nasıl da anlaşacağız diye bir şeyi vardır, makalesi vardır, dergi makalesi ama. İşte tespit ediyoruz diyor, Batı ülkelerinde erkekler bıyıksız, Doğu'da bıyıklı. Batı ülkelerinde köpekler daha çok, kedi az, bizde kedi fazla, köpek az. Daha komik şeyler de var. O halde bıyıkları taşıyacağız. Aşağı yukarı aynı hikayeyi başka şekillerde, kedilerle, köpeklerle filan anlatır. Evet, o hangi şey oldu? Hoca söyledi, birinci sınıf bilim adamı en çok vurguladığı şey. Tabii yani öğretmeni üniversite yetiştirecek. Üniversitenin birinci sınıfı olması lazım. Bundan sonra konuşmaya devam edersem üniversitelerin kalitesi ve çoğalması hakkında, birinci sınıf üniversiteler hakkında siyasi küfre girecek söylediklerim. Onun için hiç girmeyin daha iyi. Yani tam ters olmayız maalesef. 150 tane üniversitemiz var. 150 tane maşallah, maşallah. Bu Anadolu Grek-Roma medeniyetidir esas olan. Tabii bu iddia her şeye karşı. Yani ne bileyim, milliyetçiliğe de karşı bir iddia. Ve bilinmeyen bu iddiayı destekleyen siyasilerimiz var. Mesela bunlardan bir tanesi İsmet Paşa. İsmet Paşa milliyetçiliğe karşı bu tip batıcılığı savunan bir tiptir, bir insandır. 1944 olayları bunun bir şeyidir, operasyonudur. Ve o operasyon bugüne kadar devam etmiştir aslında. Nurettin Topçu. Buna çok yakındır. Bin yıllık milletimizden bahseder. Katiyen 1100 yıla giremez o bin yıl. Bizim şeylerle hiç bilgimiz yoktur. Bu Asya'daki Türklerle hiç bilgimiz yoktur. Yarınki Türkiye diye bir kitabı var. Buradan böyle okuyabilirsiniz. Batı'nın iflas etmesini yıllardır bekliyorlar. Batı çökecek. Zaten çökmek üzere. Ha çöktü, ha çökecek. Galiba 19. asırdan beri bekliyoruz. Belki daha eskilere gider. Yani neredeyse çökecek. Son zamanlarda ulus devletler çöktü, çökecek. Bunları söyleyenlerin hepsi çöktü. Hoca konuşurken aklıma Toplier'in bir lafı geldi, bir tespiti geldi. O yüksek teknolojinin yüksek zevkle dengelenmeye çalışıldığını söyledi. Siz nerede geçirdiniz onu? O Toplier'i kullanmadınız da sizin söylediğiniz bir şeyi Toplier'i hatırlattılar. Bilmiyorum. Şöyle ki mesela ne kadar teknolojik alet ve devat bir evde çoğalırsa o kadar da el şeyi, dokuması, halı ihtiyacı artıyor. Toplier'in bir mistik akımlara yönelişten galiba. Evet. Bu
Uzmanlar arasında sosyologlar ve psikologlar vardı şeyin uzmanları arasında. Yani teknik deyince biz şey anlarız, mühendis anlarız. Onlar mutlaka sosyolog kadar ekiplerin içine. Hangi ekiplerin içine? Tarım kentleri var ya, orada bu ekipler de bulunur. Tarım kentlerini yürütme işinde. Bir de bu Hint-Moğol devleti, tabii o Moğol değil. Yani Babürlerin Moğollarla bir ilgisi yok. Mughal diye bir laf uydurmuşlar İngilizler. İngilizlerden evvel de yok bu laf. Ve Mughal'la Moğol'un da bir ilgisi yok. Bunu söylemek isterim. Türk devleti tabii. Şeyde çok enteresan, Azargat diye bir esas uzmanlığı savaş tarihi olan fakat millet teorisi yapan bir adam var İsrail'de. Babür Devleti'nin yöneticilerin etnisitesini yüzdelerle veriyor. Türk Devleti. Yüzde şu kadar efendim işte Türk süvarisi diyor, şu kadar İran'dan gelen yine Türk asıllı falan, cevabı falan böyle gidiyor. Moğollukla bir ilgisi yok. Zaten konuştukları dile de şey değil. Zeban-ı Ordu-i Mualla Türkçe konuşuyorlar. Şimdi Urdu diyor ya şeyler, Pakistanlılar, o Zeban-ı Ordu-i Mualla, oradaki ordu şey tabi, karargahman, ordugahın, ordugahın dili, ordunun sağlığı Türkçe. Zaten şeyin, Babürname var, o da Türkçe. Bu Moğollar hep Türkçe konuşuyorlar. İranlılara da şey derlerdi. Moğollar gelmiş, siz aslında İranlısınız, bizim Azerbaycanlılara falan. Siz aslında İranlısınız fakat Moğollar size zorla Türkçe öğretmişler. Ya bu Moğollar Moğolca bilmiyor mu? Her yerde Türkçe öğretiyorlar insanlara. Evet.